Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalar coşmaya devam ediyorlar. Her ne kadar ezberciler yatsısalar da haberler iyi akmaya devam ediyor. Dün de banka bilançoları iyi geldi. Bunun sonucunda S&P 500 %0.7, Dow Jones %1.1. Bu arada Dow Jones dün son bir yılın en yüksek seviyesine geldi. Bu da yükselişin yayıldığı anlamına geliyor. Nasdaq'da %0.8 yükseldi. Bizim portföyümüzde dün Rocket Lab'in günüydü. Bir önceki gün %8, dün de %13.8 yükseldi. Birkaç yeni ihale aldı uzay taşımacılığı konusunda. O da onu coşturdu. Dün Microsoft çok hareketli bir gün yaşadı. Microsoft da üretken yapay zekayı fiyatlarına nasıl kaçacağını gösterdi. Bütün Microsoft ürünlerinde kullanıcı başına 30 dolarlık bir ilave ödemeyle yapay zekada, üretken yapay zekadan yararlanabiliyor. Borsa bunu da sevdi ve da Microsoft coşturdu. Microsoft'un bir de Activision Blizzard'la birleşme hikayesi var. Onda da adım adım gidiyor. O da onu coşturdu. Bankalar tarafından gelen haberler çok çok iyiydi. Bir de ona göz atmakta fayda var. Bank of America'nın karı arttı. CEO'su dedi ki, "Evet, Amerika'da ekonomi biraz yavaş ama sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor." Morgan Stanley'in karı biraz düşmüş çünkü alım-satım, şirket alım-satımlarına yavaşlama var. Oradan biraz gelir azalması yaşamış. Amerika'da en büyük perakende bankası Bank of New York Mellon bir yıl öncesine göre daha yüksek kar ve gelir bildirdi. Resesyon burada da yok. Charles Schwab onun karlarında gelirdi. Biraz azalma var ama mevduat çıkışı yavaşlamış. Piyasa ona sevindi. Bir ara biliyorsunuz Charles Schwab'tan korkuyorduk. Bankaların dışında dün bir de savunma şirketi Lockheed Martin'in açıklamaları geldi. O da Ukrayna Savaşı'na füze sattığı için onun da gelirleri iyiymiş. Yani dünkü bilançolarda da hiçbir resesyon haberi yoktu. Microsoft ve Rocket Lab'deki gelişmelerde son derece olumluydu. Piyasa bunları da sevdi. Bizim portfolyo içinde yine süper yeşil bir gündü. Unity %2.28, Tesla %1.02. Görüyorsunuz Rocket Lab tek günde %13.64 arttı. Rivian tekrar kaldığı yerden devam etti 3 günlük müzeletmenin arkasından. Ben bu arada Rivian hisselerimi sattım. Tesla bilançosuna biraz nakitle girmek istiyorum. Bir de Tesla'nın bilanço açıklaması toplantısında Cybertruck'in fiyatlarını açıklayacağını tahmin ediyorum. Bu da Rivian olumsuz etkiler çünkü biliyorsunuz pick-up'ta da oradan rakipler. Ford da bu hafta F-150 Lightning'lerde 10 bin dolarlık indirime girdi. O da sanırım Cybertruck'in hazırlığını yapıyor. Cybertruck üretim hatlarından inmeye başlıyorlar artık. Palantir yine yükseldi %4'e yakın. Dün bir düşüş vardı ama bir önceki gün iyilik. Nvidia %2.22. Mara ve Coinbase işte Bitcoin'un affedersiniz uyuzluğu yüzünden onlar bir yükselemiyorlar. Enfes bir önceki gün çok yükselmişti. Dün onu biraz düzeltti. Her şey yeşil Adobe yüzde 1.96. Apple'da hafif bir düzeltme var. Microsoft rekabetinden dolayı. Durum böyle. Yem yeşil olmaya devam ediyoruz. Peki neden bu yeşillik devam ediyor? Neden borsalar bütün tahminin aksine yükselmeye devam ediyor? Son derece basit aslında. Amerika'da hem enflasyon düşüyor hem resesyon yok. Bu durumda varacağımız nokta nihayetinde aslında şu. Geçen yıldan baktığımızda toplamda Amerika'da enflasyon %10'lar seviyesinde 14-15 aylık sonuçlara baktığımızda e, borsa ne yapacak bu durumda? O %14-15'i telafi edecek. Yani borsaların bir önceki all time high en yüksek fiyatlardan %10 kadar yukarıya geleceğini tahmin ediyorum. Her zorlarda değiliz all time high'lere de erişemedik daha orayı kapatmak için de bir süre var. Ama onun da üzerine gitmek ihtimali var. Bir bir Amerika yatırımcısı yerine koyun. Bizdeki ezberci gibi ekonomistleri dilemişler. Bu müthiş ralliden, şu anda yanılmıyorsam nazlak da %43'lere geldi rallinin boyutu. Mahrum kalmışlar ve... Bu fon yöneticileri şimdi yatırımcılara hesap vermeleri gerekiyor. Ne diyecekler? Yılın ikinci yarısı için almayacağız, düşecek. Vallahi şortluyuz mu diyecekler? Öyle yapmayacaklar. Daha haber şu videoda tıpkı anlattığım gibi borsaya gelecekler, almaya başlayacaklar. Zaten onun etkilerini görüyoruz. Ve borsa şu anda şöyle bir moda geçti. iyi haberler iyi haber diye düşünülüyor ve yükseliyor. Kötü haberlere pek aldırılmıyor. Mesela dün aslında Amerika'da perakende satışlarda beklenenden daha yavaş bir büyüme oldu verisi geldi. Borsa buna aldırmadı bile çünkü şu anda özellikle fon yetiştiği tarafında panik var. Yılın ilk yarısını kaçırdık, yılın ikinci yarısını kaçırsak işten atılır mı diye. Tabi bunu bozabilecek hikayeler her zaman var. Resesyonla ilgili yeni bir takım endişe verici haberler gelir, işler değişir. Enflasyon yükselir, işler değişir. Ama şimdi gidişat olumlu. Bugün çok önemli iki bilanço geliyor. Bunlardan bir tanesi Tesla, bir tanesi Netflix bilançosu. Ben Netflix'i incelemiyorum, yatırımcısı değilim. Tesla bilançosu ile ilgili öngörülerimi detaylı olarak şu videoda YouTube katıl üyelerine paylaşmıştım. O videoyu mutlaka izleyin katıl üye olup. Ama hani özetlemem gerekirse beklentim nedir? %60 ihtimalle Wall Street'in koyduğu hedeflerin tutacağını düşünüyorum. Ben videoyu hazırlarken Wall Street'in hisse başı hedefi 81 centti. Ben %60 ihtimalle 87 cent civarı bir rakam bekliyorum. Yine Ciro'nun 25 milyar dolara geçip Wall Street'in hedefini aşacağını tahmin ediyorum. Fakat tabii çok fazla bilinmez var. En büyük bilinmez de araç başı satış fiyatları. Çünkü Tesla sık sık indirimlere gidiyor. Videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Çok sayıda kaynaktan yardımlarak olabilecek en doğru tahmini yapmaya çalıştım ama burada yanılmak mümkün. Bir başka yine wild card yani bilinmez diyebileceğimiz konu enerji tarafındaki gelirler. Enerji tarafındaki gelirleri ben biraz düşük tuttum ama beklediğimizin çok çok üstüne çıkabilir. Yine burada bir bilinmez epey var. Bir de her zaman yine bilanço çok etkileyen karbon emisyonu kredileri yani başka otomobil firmalarına sattık dediler. Burada yükseliş olabilir çünkü çoğu diğer firmanın elektrikli araç satışları çok kötü gidiyor. Hatta Almanya'da otomobil üreticileri birliği gibi bir kuruluşun başkanı bu elektrikler satmıyor dedi. Biraz devletten yeni teşvik istiyorlar çünkü elektrikleri kötü, pahalı, Tesla'nın fiyatları başa çıkamıyorlar. E bu da ne anlama gelebilir? Karbon emisyonu tesis satışlarında da Tesla biraz daha yukarıya gidiyor olabilir. Tabi bu bilinmezlerin üzerine bir de bilinmezi var. Bugün Wall Street'in çok odaklanacağı konu bilançoda e, muhtemelen yine düşüş olacak çünkü Tesla fiyatları kırmaya devam ediyor ama ne kadar olacak? Bu ölçeklenme sayesinde veya dünyada yavaşlamaya başlayan enflasyon etkileri sayesinde o satış fiyatından doğan kaybın ürünü satılan malın maliyetine Tesla telafi edebiliyor mu edemiyor mu onu da konuşuyor olacaklar. Tabii bir de kötümsel senaryoda çalıştım her zaman kötümser tarafına bakmak lazım. Öyle olacak Tesla hem Ciro'da hedefin altında kalıyor hem de 75 sentlik hisse başı karlılıkla kar beklentiden altında kalıyor. Böyle bir şey olursa Tesla hissesinin aşağı doğru hareketleneceği kesin 250 dolara kadar inebilir diye düşünüyorum. Benim hedefim tutarsa hafif yukarı doğru bir yön olur. Bunların dışında ekstrem iyi bir şey gelirse coşarız ama hani bugün bilançoya girerken böyle süper yüksek bir motivasyona coşacağız diye girmiyorum. Ben uzun vadeli bir yatırımcıyım. O yüzden hissede satmıyorum. Bir miktar opsiyon aldım hedge etmek için kendimi düşüşe karşı. Biraz da nakit hazırladım kenara. Eğer bugün bilanço kötü yönde bir sürpriz verirse alacağım. Neden alacağım? Ben düşünce alma taraftarı değilim veya Türkçe topla taraftarı değilim. Yükselen hisseyi severim. Onu almaya devam ederim. Fakat Tesla'da bu bilanço döneminin kar marjının aşağı doğru gittiği son bilanço dönemi olacağını düşünüyorum. İki sebebi var. Bir tanesi ekonomiler geri toparlıyor. Yılın ikinci yarısı için Amerika'da ekonomide büyüme bekleniyor. Çin'de ciddi bir teşvik paketinin devreye gireceği düşünülüyor. İkincisi Tesla'nın da bu ölçeklenme meselesinde Texas ve Berlin fabrikalarında gerekli hacimlere ulaşmış olacağını düşünüyorum. Dün yeni bir haber düştü. Berlin fabrikasında kapasitenin 500 binden 1 milyona artırılacağı söyleniyor. Bunlar tabii çok çok önemli haberler. Yine aynı şekilde Texas fabrikasında da sürekli performansı çıktığını biliyoruz. Bunlardan dolayı yani bu dönem kar marjına sıkıntı olsanız sonra yine yükselir diye düşünüyorum. Bir de Cybertruck duyurulacak. Cybertruck'in fiyatı nasıl gelecek bu çok çok önemli. Bu hafta Elon Musk bununla ilgili bazı ipuçları verdi. Mesela Ford'un F-150 Lightning adlı elektrikli aracı için dedi ki ya son derece aslında güzel bir araç ama fiyatı biraz pahalı. Ele böyle kredi bulmanı zor oldu bu dönemde. Piyasa bunu bir ipucu olarak algıladı. Yani Cybertruck fiyatlarının daha aşağı geleceğini. Cybertruck'in biliyorum tasarımı, şekli şemali herkese tuhaf geliyor. Ama çok önemli bir araç çünkü Amerika'daki en büyük pazar pick pazarı. Mesela Ford'a baktığınızda F-150'deki pazar payını kaybetse Ford ayakta kalamaz. O kadar önemli bir şey. Ve Tesla'nın burada o yanısı gireceği önemli. Bunun Rivian'da etkileyeceğini düşündüğümden şimdilik Rivian portföyümden çıktım. Sonra tekrar bakacağız. Zaten acayip hızlı kar ettik. çok hızlı gitti. Dün Rivian'da ilgili de bu arada ikinci çeyrek için analistlerden satış hedeflerinde artış beklentisi geldi. Borsalar yeşil. Ben gördüğünüz gibi yine bir tatil belgesinde 4 günlük bir kaçamak yaptım. Ama size söz vermiştim yayınlar durmayacak diye. Sorular ve yorumlar varsa aşağıya bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.